limanlara da. Tekrardan bir videomu kapattım. Tekrardan bir video daha açtım arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Şöyle eldivenlerimi giyeceğim. Bugün sizlerle beraber nar toplayacağız. Aslında geçen geldiğimde toplasaydık belki daha hani çok fazla zayi olmazdı. Meyve suyuna çok gitmezdi. Şey olmuş, narlar açılıvermiş yağmurdan dolayı. Artık onları nar ekşisi mi yaparız? Ne yaparız anne? Şey yapın, şişelere. Nar suyu mu yaparız? Nar suyu yapın. Ya meyve suyu olarak çok yani 2 liraya gidiyormuş. Kocaman kocaman narların küçük dışında şöyle bir çıtlak oldu muydu? Onlar hemen meyve suyuna alıyorlar mesela. O ihracata gitmiyor. Kollarım da kısa kolluydu. Şöyle uzun kollu giydim de. Üstümü değiştirdim. Şöyle kollarımı çekeyim. Onlar da annem diyor, çocuklar diyor meyve suyu yaparsın çocuklara hiç olmazsa diyor. Bilmiyorum, nar ekşisi yapsak, nar ekşisi de uzun sürüyor. Hani bayağı aşaması çok. Bir gün topluyorsun, bir gün içini açıyorsun, ertesi gün kaynatıyorsun. Yani şey suyunu çıkartıyorsun. Onlar hepsi aşama aşama bayağı yorucu. Bilmiyoruz galiba, bakalım. Eğer ablam yapabilirse belki nar ekşisini ablam yapar. Benim o yapma fırsatım yok. Ha, hafta sonu burada olduğum zaman anca yardım edebilirim. Yoksa ablam, annem yapabilirlerse bilmiyorum. Bakalım şöyle biz narlarımızın iyilerini toplayacağız. Şöyle kasalara katacağız. Zaten orada seçiyorlar zaten. O yüzden şöyle ihracata gidecek olanları seçeceğiz narları. Çatlağı çutlağı olmayanları. Şunlar var. Akşamla yarın bunları alalım. Evde şey yapalım çocuklara. Meyve suyu mu yapalım? Dolaba koyalım. Tamam. Olur annem. Bu zeytin de hep dökülmüş annem. Bunda varmış ama hep dökülmüş. Canım işte daha orada ikisini topladım. Yarım paket zeytin oldu. Kapkara olmuş zeytinin dibi. Oğlum işte narlar geçiyorsun aradan mı diye toplayacağız. Şimdi iyilerini alacağız değil mi? Şeyleri kalsın mı meyve suyu olanlar? Çatlaklar yukarıda olanlar alalım mı? Aşağıda olanları kalırsın. Tamam. Tamam hanım. Şimdi şunları düzü olacak diye bu var. İşte öyle olacak. Orada bir merdim ona konuşsa bari. Şey, bir 15 gün önce gün işe gitti, bunun çok şey yoktu. Çiçekten sana şimdi bir yağmur geliyormuş, o yağmurla iyice açılırlar. Allah imanlara da versin ya Rabbim, güzel Allah. Oğlum bunlar bu sene öyle suladı ya, baksana. Güzel olmuşlar. Kasayı beriye çekelim mi? De başlamış kelebek. Evet. Onun da bir zamanı var herhalde. Belli bir süreyi geçirdi mi kelebek başlıyor herhalde. Herhalde. Geçen sene de bak başta yoktu, sonradan oluştu kelebekte. Bunlar sulara doğru.
Orada meyvesi falan. Orada meyvesi. Bu tarafa, ayağını bu tarafa at. Ben gövdesini buraya çekeyim. Yok. Nasıl oldu? Olmaz. Bu tarafa arkaya, bu tarafa arkasına at. Yürü. Hepsini alalım değil mi cepheleri? Hı, cepheleri hep alalım. Böyle yani ayrı bir. Nasıl götürecek? İhracata gitmez ama tam pazarlıklı çıtlak olanlar. Yani bunların şey, şey var, tatlılar var. Tadından da yok. Tatlılar var, çok güzel olmuş. Ben bunu açarım, ben zannetmedim. Tatlılar açılır dedim öyle. Hiçbir şey, tatlılar açılmamış, bunlar açılmış. Tatlılar açılma yok daha, baktın mı? Bunlar açıldı. Hani ilk evvela onlar eriyor ya. Onları geçen sana diyeyim ben. Gözlerine gitti ama. Geçen sana meyve suyuna gittiydi onun. Sar gene toplar onlar diyeyim ben. Ne yalan soralım diyeyim ben. Meyve suyuna gidiyorsun. Soralım mı? Hı. Bak geri çek de bak orada var. Şunu alacağım. Ha, şunu alabilecek miyim? Tamam dikkat et. Bismillah dedim ya. Şu arkana. Dedim dedim. Oh. Allah'ım. Güzel Allah. Bak bunlar belli. Bunlardan akşamları biraz götür. Böyle yarın demezsin, gürüğünü dersin. Geldiğinde üçün dördünü sen ediyorsun. Su doğrusun koyuyorsun ona. Üstüden Ömer'den geldiğinde. Bunları yazık değil mi? Mar suyunu öyle yapar. Mar suyunu yazık. 2 liraya onu verene kadar bir marketten meyve suyu evet. Alayım desen zaten öyle 1 litresi 15-20 lira. Böyle ufaklara et et koy çocukların içeri geldiğinde. 15-20 lira zaten. Tabii. Onları kendi yaptım. Yedersene bunlardan götür. Nerede böyle ben seçiyorum böyle.
Başka kendi olanlardan tamam verici yaşayan ne olur? Su yapsın, olsana su yapılsın, olsa gönderirse. Hmm. Ya dur, senelemedi de işte. Su da. Bacanaklar yakında görüşememişler mi demek? Dedim kendin dedim gel öv dedim bacanağın hem oturursun dedim hem çay içersin hem anlatırsın dedim. Öyle yakında görüşememişler. Hasta olunca siz de hiç arayıp sormamışız o zaman. Öyle. İyiydi hanım gidemedim. Sattık sonra o şeye gittiğinde biz tedavisine gittiğinde vardık da. Gitmedim dedi. Telefonla konuşuyoruz dedi. İyi dedi. Şimdi zaten dedi öyle bize getirilen şey yok onun dedi rahatsızlığı. Ha iyi dedim ben de. Gitmeyeceksen gençte dedim ben hani çıkmayacaksa pazartesi gideyim ben dedim. Varıp geleceksin karı yanına. Değil dedi. Ah salı çıkacak gibi dedi. Ha çıkmış karı. Aradık çıktı dedi. Bir yere gidemiyoruz çocuğum. Aynen işte Mevlüt bizi bir araya topladı hepimizi de. Geçen hafta değil ondan önceki hafta teyzemin Mevlüt'ü vardı ona gelmiştik. Ondan önceki hafta gelmiş mi o hafta benim işim vardı. Teyzemin Mevlüt'ünü duyunca onun için gelmiştik. Teyzelerimi de orada gördük. Teyzelerimin hepsini orada görmüş oldum. Bu hafta da içerik de vardı. O teyze Osman amca vardı ya babanın arkadaşı. Onun da vardı. O da vefat etmişti değil mi? Pazar günü doğru gittiydik anamız. Mekanları cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsınlar. Bir Dezen Mevlüt'üne gitti. Dezen gelin. Bir de o arkadaşım dedi ille gideceksin dedi. Korkuyan da bir yere zaten baba Mevlüt bitmiş. Bizi zaten teyzemin Mevlüt'ünde arabada beklemiş. Babam hani çok kalabalığa çıkmak istemiyor. Babam hani diyaliz hastası olma çabuk hastalık kapacak diye. Hani korkuyor yani. Korkuyoruz biz de korkuyoruz. O yüzden çok durmadı. Zaten arabada beklemiş bizi. Ona da gittik galiba bu pazarda. Terzi Osman amca babamın arkadaşı mıydı? Arkadaşı da onlar çok deri yolculuk ettik deri. Kamyon zamanında. Ona da dedi ille gideceksin dedi. Gideyim dedim galiba ben de. Onunla gittik annem. Öyle annem ya. Öyle işte anca bir kalabalık, bir düğün, bir mevlüt bir şey olursa işte hepimiz birleşiyoruz. İşte hatta daha önceki videolarımda da demişimdir. Teyzemin bir tanesi, annemgil 7 bacı, bir tanesi vefat etti. Şimdi 6 bacı oldular. Teyzem vefat ettikten sonra, anne 2 ay var mı araları? 2 ay yok değil mi? 2 aydan fazlacıymış. 2 aydan fazla mıymış? Ha? 2 ay sonra da eşi Hasan Ali amca vefat ediyor. Aslında Hasan Ali amcam hasta falan da değildi aslında ama işte teyzemin üzüntüsüne demek ki. Üzüntüsü götürdü. Onun da işte üzüntüsü mahvetti onu 2 ay içinde. Demek ki birbirlerini ne kadar çok seviyorlarmış aslında. Şöyle düşünsen demek ki teyzemi çok seviyormuş 2 ay sonra bak. Çünkü teyzem de hastanedeyken hani ne yer ne içer evde diye hep onu düşünüyormuşmuş mesela. Teyzem bayağı bir ay falan yakın bir hastanede yattı. Ne yer ne içer diye onu düşünüyor. Çocuklara bakıyor ama illa teyzemin bakması bir başkaymış demek ki eşiyle. Demek ki çok seviyormuş. 2 ay sonra o da yan cihazına gitti yattı da. Öyle oldu anne. Öyle. Öyle bakalım canlar. Şimdi biz narlarımızı toplayalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz sizlerle. Vallahi çiftçinin hali bu işte arkadaşlar. Köyün bir taraftan güzelliği var ama bir taraftan da yorucu ama kendi işimiz olduğundan hani hafta sonları severek yapıyoruz. Bazen çok yoruluyorum inan ki. Çok yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Annemiz babamız yetiştirmiş. Onlar, biz de onlara yardım ediyoruz. Onlar bize destek derken bu şekilde idare edip gidiyoruz mesela. Yani eziyetini çekiyoruz ama nasıl diyeyim rahat da ediyoruz arkadaşlar. Pazardan mesela yazın annem sebze eker sebze almam. İşte kışın hani sebzelerin dikediklerimiz kadarıyla yeriz. Dikemediklerimizi dikmediklerimizden alırız ama hani illaki kendi yetiştirdiğin bir başka oluyor. Mesela bu da bir aile bütçesine bir katkı oluyor. Nar almam pazardan mesela. Ondan sonra zeytin almam, yağ almam. Hani bu da insana gerçekten hani bir ekonomik yönden bir katkı oluyor. Bir destek oluyor annemin babamın. Köyde yetişmenin bir avantajı oluyor.
zorluğu olduğu kadar da yani sefasında sürüyoruz bazen canlar. Şöyle mesaj geldi bana. Sonra çekiyor abi. Şimdi şu hangi ne var şimdi? Arkadaki mi için? Bunda yok zaten her zaman. Nereye yumurtluyor? Bura şey içine. O tarafına. Ya kızım daha iyiler. Tamam yumurtladı yere baksın. Şey kalabalık olunca bunları saklanmış bence o. Ha? Ay size de göstereyim. Ay size de göstereyim. Vallahi hiç güleceğim yoktu. Annem tavuk diyor buraya yumurtlamamış bugün diyor. Baksanıza. Bu hol mu bugün yumurtlamış mı? Dün yumurtlamamış. Alo dedim benim hol. İki taneymiş. Annem birisi hol yani. Yerini caymasın. Yerinden diye hol olarak bırakıyor. Bir tanesini alıyor. Bakın buraya başlamış yumurtlamış. Kendine bir yer yapmış buraya. Şöyle iki tanesine. Allah'ım yarabbim. Demek ki holluğu da var aslında şeyde kümesin içinde de. Demek ki illaki dışarıya orası da şey belki kalabalıkla yumurtlayamıyordur, rahatsız ediyordur diğerleri. Sıra düşmemiştir yumurtlamaya. Var mı annem yumurta şöyle yoksa götür bak. He var var annem. Götür. Var biraz da gene belki şey olmuştur. Geçen götürmediydim ondan önceden. Şey olursa belki alırım biraz. Götür biraz. Ay annem bundan zamanı geçmiş. Bunlara koca koca narlarmış baksanıza. Bunları toplayacağız. Bunları meyve suyu yapacağız galiba. Sıkmak edin. Çocuklar da seviyorlar. Gidip marketten meyve suyu alana kadar. Hiç olmazsa bu şekilde yaparız. Burada çok önemli. Şunlara baksana annem. Hep çatlamış. Bunların hepsi meyve su. Şöyle iyilerini seçelim de gerisi ağacında dura dursun olmazsa. Hepsini bir anda yapılmaz. Yavaş yavaş. Meyve suyunu yaparız, yeriz tazecik. Burası hep bak şey. Şu altındaki belki. Şunu al annem. Bak şu alttakini al. Eğer onun da kök kısmı değilse. Aynı. Bunun aynı mı? Ha. Aynı. Bunlar hep erken ermiş. Bendeki iyi gibi. Aa, kök tarafı şey oluyor tabi iri iri. Tam bunların var ya içi iri iri olmuş, sulanmıştır bunların içi. Ay maşallah. Anne portakalın da ne güzel olmuş. Portakal maşallah çok güzel. Ha, güzel ama cihazımın hatırası bu. Ya. Babaanne cihazımın hatırası. Öyle öyle diyordu benim portakal diyordu. Ama bu yaklaşık 20 senelik vardır bu portakal değil mi anne? Anladım, belki daha fazla. Ben ama indir maşallah. Ha, 20 bodur, sene. Bodur. Bodur mu? İki kasa var bunda neredeyse. He, bodur portakal. Yaklaşık 20 sene. Belki daha fazladır bu.
Rahmetlik baba necezim bunun dibine şöyle ırbık derdik biz. Irbık, küçücük sürahiyle ırbığıyla su getiri gelirdi yavaş yavaş. Anam derdi. Su dökeyen derdi. Bu benim liman derdi. Bu benim portakal derdi. Ay, oncağızımın hatırası, oncağızımın elcağızları var. İnsanın anne bir ağaç kadar, bir eşya kadar ömrü yok işte. İnsan hani böyle seviniyor böyle hani ağaçları yeşil görünce ama insan ömrünün gerçekten hiçbir ağaç kadar bile ömrü yok. Ben ona şey yapıyorum. Mesela şurada şu asma var. Bakın şurada arkadaşlar o. Benim dedem zamanındanmış. Dedem zamanından değil mi anne? Kaç senelik? Sen gelmeden önce mi? Geldiğimde öyle bir ufacık fışkırıyordu. Heh. Baba şimdi 75 yaşında. Baba 75 senelik. 75 senelik şu daha asma. Daha hala üzüm olur, üzüm yeriz bak. Hem de eski üzümlerden. Şu üzümlerde. Eski üzümlerde şu asma. Burada eskiden kocaman bir sakızlık ağacı vardı. Şundan çok büyük böyle devasa büyüklükte. Ben küçükken hatırlıyorum. Onun dibinde asma şeye sakızlığa ağardı bu asma. Yani babam 75-76 senelik yani dedem zamanından bu asma. Bu da dedemin hatırası işte. Gerçekten. Hani insanların bir ağaçlar kadar ömrü yok. Şunları da alalım mı anne meyve suyuna? Bunların arekşisi de yapabiliriz belki. İşte bilmiyorum işte yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bir soralım alınıyorsa öyle. Şimdi ihracatı arkadaşlar nar toplayanlar bilir. Şöyle bakın mesela şunda hiçbir çizik mizik olmayacak. Eğer bir çizik bir nokta dahi olsa o ihracata gitmiyor. Direkt meyve suyuna gidiyor. Narınızın kalitesi düşüyor. Bunları da birinci, ikinci, üçüncü kalite diye ayırıyorlar. Bunlar mesela bunlar meyve suyuna gidiyor. Ondan sonra çatlak olanlar meyve suyuna gidiyor. Biraz önceki dediklerimiz var ya şurada. Mesela bunlar meyve suyu. Bunların dışı çatlamış. Gördünüz mü? Bunlar meyve suyuna gidiyor. Bunları da biz şöyle toplamayacağız. Bunların dışları hep çatlamış. Yani bir kısmını böyle ayıracağız. Bunları nar suyu yapacağız artık. Çünkü biraz vakti geçmiş sanırım nar toplamamız. Narın da bir vakti var. Eğer ki yağmurlu havaya denk gelirse nar çabuk çatlıyor. Ama zeytin öyle değil. Ben zeytini o yüzden seviyorum işte. Zeytini ne zaman toplarsan topluyorsun yani. Şey olmuyor anlatabildim mi? Dibine dökülüyor biraz ama dibine döküldüğü zaman da sonuçta onları da topluyoruz arkadaşlar. Onlar da değerleniyor. Çünkü neden? Zaten yıkanıyor. Mesela hani belki bilmeyen arkadaşlar hiç hijyenik değil gibi falan düşünebilirsiniz ama şöyle mesela zeytinler zaten hepsi bir anda ermez. Şöyle bunları da topluyoruz. Bunlar hep yeni dökülmüş bakın. Bunlar da yağa gidiyor arkadaşlar. Bunlar zaten zeytinyağı fabrikası sıkım yapılırken yıkanıyor bunlar. Hep de dökülmüş anne zeytinler bu sene. Bunun da zamanı geldi zeytinin de. Bu sene çok zeytin yok. Geçen senekinin 1/4, 1/5 falan. Yani olan ağaçlar da var da olmayanlarda da hiç yok. Bunlar hep toplanacak. Bak. Kendileri kalsın hanım. Yazık valla. Büyük de 2 liraya da verir mecbur. Çocuklarınız da borcu sırtın borcu olacak. Bu İşçiler nasıl ediyor efendim? İşçiler işçilere bak ya tapur 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 içiyor. İşçiler zaten dümdüz giderdi. Kendilerine ne kulağına bakmazlardır. Dümdüz ediyor. Dümdüz. Öyle bir gün aşamla artık karışıyor. Gideceğim şu işçiler neredeyse. Hakan bir yol bu önce bir aralar. Yok öldüler mi? Yok bunlar da yok mu? Hep bunlar şey. Çok. Hile almış.
ben tam alıyordum. Dur şunlardan al. Meheli acıtma. Meyve suyunu ufaklığına koy. Bunlar meyve suyu. Şimdi bu. Gittim herhalde ben bunlara ya. Benim telefon çalmayacağım geçtim. Aslında ben yine sizle götürürüm. Sarçı doğru bak o değildiyiz. Bozulacak dedim bunlar galiba. Bunlar meyve suyu hep. Bunlar boşa olur. Üst üste koduğumuza değmesin anam baba. Elden al buram yandır. Neyse orada bak. Burada zaten bunu oraya tuttum. Sen de onlar mamaya alışıklı. Ha, o gelirse o kadar aramazlar galiba. Yemin de orada yediler tabii makarna. Her şeyi yediler. Ne diyor annem bize? Dinle anam. Ne yapıyor bunlar mı diyor? Ha, çocuğu. Gel. Gel. Aa, benim. Abi pambuğum benim bu ya. Bu benim pambuğum ya. Pambuğum, pambuğum. Pambuğum, hayır. Eldivenle sevdiğimi anlamadım. Böyle seveceğim. Böyle seveceğim seni. Oo, yerim seni ben ya. Ne kadar tatlı canım. Tatlılığına bak. Hele bak, hele bak. Hele bir bak bunun tatlılığına. Yerim seni ben, yerim. Buraya gelen kedi çok şanslı. Vallahi çok şanslı bunlar. Bunlar çok şanslı. Kaç tane oldu şimdi, on kadar oldu. Vallahi 7-8 tane oldu. Vallahi bir sürü oldu herhalde. Bir yer geldiğinde değişik kedi görüyorum ya. Gel gel lan, niye yedin anam be? Valla benim orasına basitleşik, ben şırtlarım sen. Tamam mı? Valla seni aldadı, bu taraftan gitmiştir onlar. Gitmişler. Gel, gel, gel. Hakkımda başlıyor. Dinle anam, dinle. İyi, iyi. Şimdi gelir bebek. Arabanın sesini dinle, az kaldı. He? Az kaldı. He, oyun oynayacak. Yakından geçiyormuş herhalde. Daha da istiyor. Katırız tramvaya. Arkadaşını çağır, arkadaşını. Kutuya taksın, hani böyle kurptuğu gibi, şey gibi, kurp yaparsınlar kutuya. Böyle tutuver elinden şöyle şeyini. Böyle şeyle bağladık. Bağladıktan sonra öyle tuttum. Böyle tuttum, bir engel olur dedik. En yere götürmezlerse dedik, içine sen onlardan mı görmüşsün, çanta var mı saklı. Eğer hadi götürmezlerse çantanı elime bu içinden çıkardım. Kutuyu attırı oraya. Alırız o çantalardan var diye. Hiçce basacak 2 lirasını öde. Bir yer taşıyor. O ya içeri götürecek. İçeri götür dedim ben ona, yumurtalardan götürdüm. Anası dedi gerek yok. Hani oradan alsın zaten. Valla. Köyde böyle devir daim oluyor. İki ondan, iki ondan. Her şey yenileniyor. Turkotlandan var alırsan güzel olur. Tamam. Alalım yarın bir şey olursa, nar bir ön alabilirsek. Nar zaten orada, ikisinde var herhalde. Bunları aldık mı? Bir bak. Böyle lan hanım, şey olmayanları da. Bu kalsın, bu da çatlak. Bak bir tane kalsın başında. Şey, meyvesi. Ama iri.
Öyleyen alın işte. Alayım. Meyve suyunu şeye götürün. Çatlar görmezsek değil mi? Yiyecek şey olur. Babam da alsın sen dalana, öyle kulağını sıksın. Niye öyle şey diyeceksin zebil olacak? Zebil olurmuş, köyde hiçbir şey ziyanı olmaz. Öyle canım, hepsi ihtiyaç. Şey işte aban bakalım eğer onu curuldacın diyorsa yarın belli olacak. Hakikaten köyde hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar. Şimdi geçen neydi o? Neydi o bir şeyden dolayı ya valla. Maldan sığırdan çıktı. Sığırın samurası bile hani bir şekilde köyde ziyan olmuyor. Ağaçlara gübre oluyor diye oradan çıkmıştı. Şimdi annem de diyor zebil olmasın kızım diyor. Hiç olmazsa meyve suluklarını sıkın çocuklara içirin diyor. Vitamin diyor. Ben de diyorum anne diyorum köyde hiçbir şey ziyan olmaz diyorum. Ben de yapar değerlendiririz biz onları diyorum ben de. Baksanıza ne kadar güzeller bak. Ama şu arkasında bakın çıtlaklık var ya işte bu meyve suyuna gidiyor. O yüzden bunları meyve suyu yapacağız. Şu büyük olan da. Buna bak. Bak. Şunlar da öyle. Bunlar da meyve suyu. Bunların meyve suyunu çıkartacağız. Ama bu da çok meşakkatli, uğraştırıcı oluyor da. Götürüm olmazsa Antalya'da yaparım. Burada o fırsatım olmaz. Zaten bugün akşam oldu. Günler bir avuç. Yarın da biraz zeytin toplarız. Biraz işte nar kalan narları toplarız. Bugün yetiştiremeyiz çünkü. Ablam da gelirse yarın narı kalanına da ablam yardım eder. Yani o yüzden götürürüm. Antalya'da değerlendiririm ben bunları bir şekilde. Bunu mu alalım? Beraber yiyeceğiz diyorum da. Hı. Zorla öyle yedirdim. Yoksa yemiyorlar. Önce çok severdim her meyve. Şimdi yemiyor. Süper yalışmış ya. Ha işte ondan. Çocuk süper yalışmış. Onun bunu şey yapmış. Tek süper aslında. Alışmış gari edecek adam. Çağırıyor. Şimdi arkadaşlar güneş battı, akşam üzeri oldu. Şöyle ben bir çay koydum. Babam gelirken Zeynep'i de getiriyor. Biraz geç çıkmış, Zeynep de onu beklemiş. Neyse biraz geç kaldı onlar da. Çay koydum şimdi gelir gelmez babam bir çay içesi geliyor. Çayı demledim. Şöyle narlarımızın bir kısmını topladık. Kalanı da yarın toplayacağız. Yarın bitiririz herhalde. Birazı burada. Çuvallarda aşağıdaki çuvallarda şey var meyve suyuna gidecek olanlar küçükleri onlara kattık çatlak olanları yani şimdi çatlak olanları derken mesela meyve suyuna arkadaşlar bunları koyduk ama bunun şöyle bir çatlağı var mesela bu meyve suyuna atıyorlar hemen bunu bunlar hep şeye meyve suyuna gidiyor şöyle bir kısmını birazını koydum bunların annem hani yazık kızım meyve suyuna gidene kadar şey olsun çocuklara nar suyunu yap dedi. Böyle ayıracağız biraz. Yarın ablam da gelir. Ayırız. Ablam bir kasasını ablam alır. Bir kasasını ben alırım. Öyle çocuklara meyve suyu gibi yaparız. Ya da öyle yenir. Oh, böyle canlar. Yorulduk da. Şimdi şey annem de şeyde motor sesini duyuyorsunuzdur. Sakızlık kalmışmış aşağıda biraz. Şimdi demin narları toplarken Sultan Yemin damadı geldi. Özgün'ün eşi geldi.
O da sakızlık vardı aşağıda, biraz kalmışmış. Onları yaptı. Herhalde bir de burada ses geliyor. Ahırın arkasında herhalde. Orada da kalmış biraz. Şimdi onları yapıyorlar onlar. Ben de çayı koydum dediğim gibi. Bugünlük nar toplama işimiz bu kadar olsun. Yarın da işte ablam gelince toplarız dediğim gibi. 2 güne biter ya. 2 günlük değil de işte yarım gün. Bugün zaten saat 2-2.30 gibi falan başladık herhalde. İşte yavaş yavaş bunları topladık annemle beraber. Oh, vallahi evin önüne bakar mısınız? Şimdiden sonra bizim bu evin önü düzelmez galiba. Bir de zeytinler başlayınca. Kasalar buraya gelir. Ondan sonra çünkü evin arkasını çok koyamıyoruz. Evin arkasına hırsız mırsız götürü diye. Çok fazla koyamıyoruz. Kasaları buraya taşırız. Yağlık zeytinlerimizi buraya taşırız çuvallarla. Burası bayağı bir çarşamba pazarına döner artık kış gelince. Bugünlük bizden bu kadar olsun mu? Olsun. Pisim. Allah korktu. Evcil olan değil. Belki yanıma geliyordur dedim ama kaçtı. O taraftan da annem gelince oradan buradan derken sıkıştı. Gidiyorlar herhalde. Hadi bakalım. Ha, bitirdiler herhalde işlerini. Bitirdiniz mi? Burada ne vardı? Oldu al o kadar çocuğum dedim aldı. Öyle kesiyordu mi? Sağ olsun Allah razı olsun. İyi sağ olsun. Akşamla geldi bak ha. Azıcık işi kalmışmış. Öyle. İşten gelmiştir o da annem değil mi? O da işten gelmiştir tabii. Anam. Haftada işte. Bir gün izni var herkesin zaten. Ha. Bir de günler kısaldı galiba. Günler bir avuç. Akşam yani hemencecik şey oluveriyor. Benzin herhalde depo hesap ediyor ya. Ha. Ondan çocuğum dedim onu da al o madem dedim der. Ha iyi iyi yani onu da işte. Aradan çıkarttırmışım. Ben dedim abi. Orada sakızlık vardı ya dedim ses burada da gelmeye başladı. Burada bir şeydi düşürttürdüm. İyi bakalım annem. Şimdi bunlar da taşınacak. Bunlar yok, nereye taşınacak? Burada mı duracak odunlar? Bunlar burada durur ama bir gün olur onlar taşınır galiba. O kadar eve geldim. Yani sobanın içine mi taşınacak? Buradan direkt bir yere iskiflenecek mi? Ben olsam diye sobanın içine taşırım buradan. Hiç ellemem diye üstüne bir naylon diye. İçinden çeker dursun diye de. Ha. Aha bizikinler geldi. Böyle derler. Sizi bekliyor. Sizi yollarda karşılıyoruz. Ay yine. Yolunuzu geziyorlar. Evet. Kaç saattir dedeni alıkoydun değil mi? Dedeni kucakla bir sarıl. Yoksa seni otobüslerde sürüneceydin annem. Vallahi her defasında bekletiyor. Vallahi adamcağızı bekletiyor. Sağ olsun babam da olsun varsın diyor da. Böyle marketin orada 2 çene çalayım dedim. Onda da dart kornaya bakmaya başladım. Zaten adamı kaç saat bekletmişsin. Bir de Fatma Nur'la çene mi çalacaktın orada? Çok görme dedin. Akşam gelince çalarsın hadi. Ben şey yapmıyorum. Arkası niye çalıyor? Arkada mı lan? Abi çocuğum. Arkası dolu. Hadi arkası açayım mı? Arkasında bir şey yoktur Ömer'le beraber geldik de Zeynep arkadan dedesinle geldi. Tamam çocuklar benim. İşte iş başa düşünce böyle işte çocuklarım ne yapsınlar. Neyse araba geçti. Neyse canlar bu videomu burada kapatayım. Ben de çay demlemiştim. Çayımızı içelim. He, he, çay demlendi kapattım ağzın demlene dursun he. Diye kepezdeyiz demişlerdi bize he. Biz onlar kepezdeyken 200 sandık daha şey topladık nar topladık 2 sandık daha ondan sonra çay koydum demledim daha önce geldi bunlar babam bugün çok bekledi herhalde çünkü 4'te babam orada 1 saat falan bekledim bilmem dedin. Beklemedi mi 1 saat ben seni aradığımda deden çıkıyordu. Ya işim baba çok geç mi bekledin? Çok mu bekledin? Bekle babacığım. Hadi dinle. Geç bitti.
Hadi dinleni ver azıcık. Sorun şey yapamadım. Azıcık bir dinlensin, kendine gelsin dedi. Oğlum bu anneyi. Öyle mi? Hadi bakalım. Buyurun hadi bakalım. İlla babam geldiği zaman bir saat, iki saat şöyle kendine. Kendine. Bir saat bile yatıverse ondan sonra iyi oluyor maşallah. Kendine şampurup kafayı bir yatır. Şimdi hadi iki dede torun bir yatın azıcık, bir yarım saat dinlenin. Çay demlendi dedi ya, ister için ister sonra kalkınca. Hadi azıcık dinlenin. İçebilirler tabii. Babam yorgun da olsa çay içer de yatar. Hasta da olsa illa o çayı bir bardak da olsa içer. Seni gören geliyor da. Biz de daha girmedik değil mi annem? Aynı gidiyoruz işte içeri bizde. Karınlaşıyor içeri giriyoruz. Vallahi doğru. Ne edelim annem be. Vallahi neyse doğru. Bakalım. Biz bugünlük bizden bu kadar olsun. Değil mi annem? Ha, akşam ha. Oldu gari. Akşam oldu. Bir neden dahaki videolarımda ya? Yarın görüşüyoruz artık arkadaşlar. Yarınki videomda akşam ezanı okunuyor. Çok şükür, bin şükür bugünümüze. Ben sevmiyorum. Hepiniz kendinize ha? İyi bakın canlarım. Hoşça kalın. Anam kim bilir yutturacağız, niye gidecek olursun? Meyve suyusun meyve suyu. İşte öyle getirdik. Bu kadar topladık bu. Bu kadar öğleden sonradan beri. Ancak